Merhabalar sevgili izleyiciler. Bir İşte Hayat'a daha hoş geldiniz. Bugün konuğum Dumankaya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dumankaya Türkiye'de inşaat sektöründe önemli projeler yapıyor. Özellikle son dönemde daha çok. Ama öğreniyorum ki siz 50 yıllık bir şirketsiniz. Evet. Geçmişe. Kim kuruyor şirketi? 1963 yılında amcam İbrahim Dumankaya ve babam Halit Dumankaya tarafından kuruldu. Yani geçmiş 50 sene öncesindeki Dumankaya'yla şu anki Dumankaya'sa tabii ki ciddi anlamda evrim geçirdi. Peki o zamanı hatırlamak istedim. Yani ne yapıyorlardı mesela ilk kurulduğunda ne yaparak şirket? İlk kurulduğunda taahhüt işleri yapıyorlardı. Ufak tarzdaki müteahhitlik işlemlerini yapıyorlardı. Yer yerde tabii ki yapsat müteahhitliği zaten. Evet. Nerelisiniz? Biz Rizeliyiz. Aslında bize geçmişi az müteahhit denilebilir. Yani bu şeyimizden biz yüksünmüyoruz. Çünkü sonuçta Türkiye hızlı bir değişim ve gelişim gösteriyor. Bizim sektörümüz de inanılmaz bir değişim ve gelişim gösterdi. Çok, geçmişte raz müteahhit gibi olanlar artık sektörünün önemli oyuncularından biri oldular. Hatta sektörün dışında Türkiye ekonomisinin önemli oyuncularından biri önce olan oldular. Firmalar da var. Peki mesela ilk yaptığınız zaman Rize'de mi yapıyordunuz projeler? Yok. Nerelerdeydi? İstanbul'da. İstanbul'da. Gördüğünüz oldu mu 50 yıl önce yapılan bir binayı? Yok, ben 50 yıl önce yapılanı pek hatırlamıyorum, görmedim. Ben zaten İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama tabii ki memleketimizden Rize, bizim memleketimiz Rize'den de ara ara. Yok tabii, ben 15 gün önce oradaydım. Rize'de proje yapıyor musunuz? Yok, biz İstanbul dışında proje yapmıyoruz. İstanbul dışında da yapmıyoruz. Sadece İstanbul'da. 5500'e yakın konut yapıyoruz, 12-13 yerde yapıyoruz ama sadece İstanbul. Çünkü İstanbul çok değerli bir destinasyon. Bütün herkes buraya gelmeye çalışıyor. Ve gayrimenkul sektörüne odaklanmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz. Evet. Hatta yani konutun dışında bile herhangi bir şey yapmıyoruz. Mix projeler haricinde. Yapmıyorum. Yani biz sadece konutta... Mix projeler derken mesela ne bileyim konut alışveriş merkezi gibi, tabii, o mu mix? Ha. Tabii artık gayrimenkul sektörü, demin bahsettiğim gibi, çok değişti. Yani geçmişte siz ufacık münferit apartmanlar yaparken artık uydu kentler gibi şeyler de yapılabiliyor. Çok daha değerli. Burada tüketicinin hem alışveriş yapabileceği, hem ofis olarak kullanabileceği, hem de rezidans olarak kullanabileceği birçok faktörü bir arada da barındıracağın projeler de yapabiliyorsunuz. Bunlardan kastım mix projeler, işte bu tarz projeler. Ama bu siz onlara da bakmıyorsunuz yani. Yok, mix projelerde olursa içinde AVM veya ofis yapıyoruz ama genel olarak uzmanlığımız AVM veya ofiste değil, uzmanlığımız konutta, rezidansta, bu tarz projelerde ve özellikle de İstanbul'da. Yani İstanbul dışında şimdilik düşünmüyoruz ama birkaç sene sonrasında ama oluşabilir. Anadolu çok büyük bir gelişim içerisinde tabii. Yani tabii çok ki. Müthiş bir potansiyel var. Ben biraz dolaşınca görüyorum. Çok inşaatlar, ciddi anlamda inşaatlar yapılmaya başlamış. Var tabii. Oralarda. Evet. Var ve aslında Türkiye her anlamda gelişime muhtaç. Özellikle de gayrimenkul sektörü açısından çok ciddi gelişime muhtaç. Çünkü çok önemli bir bölümü İstanbul ve Marmara bölgesi dahil olmak üzere deprem kuşağı içerisinde. Ekonomi çok hızlı değişiyor. İnsanların ihtiyaçları farklılaşıyor. Çıta her geçen gün yukarı doğru konuluyor. Beklentiler yüksek oluyor. Burada tabii ki gayrimenkul bundan çok olumlu bir şekilde etkileniyor. Evet. Ama bir yandan da işimizi zorlaştırıyor. Çünkü müşteriyi memnun etme çıtası yukarı doğru çıkıyor. Ve orada da memnun edebilmek için de daha fazla çaba sarf etmen gerekiyor. Yani rekabet de var. Bir de rekabet var. Geçen gün bir arkadaşımla sohbet ediyorum. 4 yıl önce aldığı evi satmak istediğini söyledi. Ve yeni projelerden bir tanesinden aldı. Mesela ondan söz ederken şöyle bir ifade kullandı. Ama bizim evimiz eski artık dedi. Ne kararlık bir evdi? 4 yıllık dedi. Şimdi de çok yeni evler var. Yani bu da çok ilginç bir şey. Bizim tüketiciden duymak istediğimiz şey bu işte. Öyle mi? Böyle ama yapsınlar ki değiştiriyor aslında. Ama bu bir açıdan bizim moralini de bozuyor. Yani 4 yıl önceki ev eski. Değil. 4 yıl önceki değil. Özellikle de depremden sonra İstanbul büyük Düzce depreminden sonra ve Sakarya depreminden sonraki yapılanlar, bir kere deprem çoğu depreme dayanıklı ama tabii. Gerçekten dünya değişiyor. Yani mantalite olarak dünya değişiyor. Gayrimenkul bunda inanılmaz derecede etkileniyor. Artık konutlar başka şeylere geçmesi gerekecek. Bundan dolayı da belki ileriki zamanda birkaç sene sonra bugünkü bizim müşterilere teslim ettiğimiz konutlarla ilgili eski model, eski mantıkta denilebilecek. Nasıl artık GPRS var, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, tabii, her bir şey ve birbiriyle konuşan makineler var. Konut bunun dışında kalamayacağına göre buna uygun olmayan, buna uygun altyapısı olmayan konutlar
Bugün için değil ama yarın için, ya o eskiydi, o benim şu konforumu sağlamıyor, şu tarz hizmeti vermeme imkan vermiyor noktaya gelebilecek. Böyle büyük bir boşluk var pazarda. Tabii, onların da mutlaka dönüşmesi gerekecek herhalde. Onlar dönüşebilir tabii. Ama şu andaki sorun, bir kere depreme dayanıklı olmayan konut sayısı çok fazla. Çok fazla. 8 %10. Milyon konutun yenilenmesi gerekiyor, evet, çok büyük bir gibi pazar. Bir şey değil mi açıklanmıştı. Şimdi bu aynı zamanda müthiş bir potansiyel demek sizin tabii. gibi şirketler için. Buna uygun bir büyüme planı yapıyor musunuz? Yani bu acayip bir rakam aslında. Yapıyoruz. Yani Türkiye'de gayrimenkul sektörünün ne kadar büyük bir gelecek olduğunu anlayabilmek için işte bu sizin söylediğiniz rakama bakmak bile yeterli. Sadece bu rakam bile mi? Başka rakamlar da var da yani bizim sektörün ne kadar önemli olduğunu. Çünkü kentsel dönüşüm Türkiye için hayati derecede çok önemli bir durum. Yani bir vaka, nasıl bir vaka? Türkiye birçok konusunu halledebilir. Mesela terör konusunu halledebilir. Eğitim sorunu en önemli sorunlarından biri, bunu halledebilir. Ama bu kentsel dönüşüm hep önemli olma konumunu barındıracak. Çünkü insanların yaşamıyla ilgili ekonomi değişiyor. Sizin estetik bakış açınızla ilgili gelişmekte olan ülke ekonomisinden gelişmiş ekonomisine doğru gidiyorsunuz. Şehrin bütün merkezleri çöküntü alanları. Yani bırakın sadece deprem şeyini, bırakın olayın ekonomik boyutunu. Yani insanların sadece barınma ihtiyacını karşılayacak noktada, insanların yaşamsal ihtiyaçlarını, yeni Türkiye'nin yeni insanlarına cevap verebilecek nitelikte değil. İşte bunlar için de bu çok gerekli ve uzun bir süreç. 20 senelik, 25 senelik, belki tabii de 50 senelik. Çünkü ilk kentsel dönüşüm şeyi zannederim Londra'da 1800 yıllarda başladı. Türkiye'de ara ara bu... Londra'da kentsel dönüşüm... Devamlı yapılıyor. Yani kentsel dönüşüm deyince tabii Londra'daki çok bizi rahatsız etmiyor. Gayet eskiyi koruyarak, eskiye sahip çıkarak bir dönüşüm de var. Şimdi Türkiye'de bu kentsel dönüşüm evet. tartışmalarıyla beraber geliyor. Yani bütün müteahhit şirketler, bütün yerel yönetimler bunu çok olması gerektiği gibi yapıyor mu, yapmıyor mu? İşte halka rağmen mi, halkla birlikte mi? Yani evet. Çok hassas bir konu. Yarın öbür gün o halkla karşı karşıya da gelebilirsiniz. Tabii. Yani bundan biraz ürküyor musunuz? İyi bir kentsel dönüşüm yapmak için nelere dikkat etmek gerekir ve kafa yoruyor musunuz? Yani buna tabii kafa yormak için ki bununla ilgili gerçekten ciddi anlamda uğraşan sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişiler var. Ve bu konuda gerçekten bu bakanlık güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Yeni kanun çıkardı. Tabii çok mesafe kat etmemiz evet. gereken durumlarda var. Burada ciddi anlamda uzlaşma yönetimi var. Algı yönetimi var. Yani insanlar mesela kendi yerlerinden çıkmak durumunda kalıp belki de oraya dönememe korkusunu evet, veyahut yani da oranın... Bu da çok korkunç bir şey evet, değil mi? Yani, alışmış olduğu mahallesinden, evet, bakkalından... Yani şimdi kiraları ödeniyor. Onların evleri yapılıyor. Ama acaba o evler yapıldıktan sonra sadece aidat parasını ödeyebilecekler mi? Yani bunlar acaba sizin sorumluluk alanlarınıza giriyor. Biz bunun için bir proje... Bazıları giriyor ama bizi günah keçisi olarak ilan edip sadece kentsel dönüşümün, ransal dönüşüm boyutunda bulunan filmin kötü adamı öznesi mi, nesnesi mi yaparak bazıları sıyrılmaya çalışıyor. Aslında bu devleti, vatandaşı, üniversiteleri, herkesi ilgilendiren... Aslında herkesi ilgilendiriyor ve bir araya... Külli bir sorun. Yani evet. biz olayın sadece bir parçasındayız. Tabii. O parçası da hareket alanının çizildiği noktada yapabiliyorsunuz. Yani orada siz uzlaşma yönetimini yapıp insanları yeni bir konuta kavuşturmanın sevincini yaparken bir yandan da bu işten de getiri elde etmeye çalışıyoruz. Ama rekabet zaten sizi nitelikli yapmaya ve insanlara iyi hizmet verebilecek noktaya da zorluyor. Bunu da yaparak mesleğinizi sürdürmek zorundasınız. Ama bütün suç, ya bu işte rant var, şu var, tamam rant olmadan zaten o iş olamaz. Öbürkü türlü devlet sübvanse etmesi gerek. Devletin sübvanse etmesi demek 500 milyar dolarlık bir 20 senede harcanacak bir rakamdan bahsediliyor. 500 milyar dolar. Ya bunu özel sektörün ve vatandaşın ve satılarak elde edilebilecek şeyler olmadan olabilmesi mümkün değil. Bizim en kötüsü bu depreme hazırlıklı hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü Allah göstermesin, yani gerçekten insan düşünmek bile istemiyor. Özellikle İstanbul'da şu halimizle oluşabilecek olan bir depreme yakalansak, yani bir de Türkiye'nin riskli bir durumu da şu. Türkiye'nin bütün ekonomisi İstanbul'a bağlı. Bütün kültürü, spor, her şeyi
İstanbul'a bağlı. Yani böyle de bir riskli de bir durumumuz var. Gerçi o da ayrı bir konu. Yani her şeyin İstanbul'dan dağılıp Türkiye'ye dengelerin dağılması gerekirken bir yandan da burada da kentsel dönüşüm işte bu açıdan dolayı da çok çok önemli. Yani bu konuyu ideolojik tartışmaların dışarısına çıkartılıp gerçekten bir vatanseverlik boyutuyla bakılması gerekiyor. Evet, çünkü günah keçisi oluyorsa biz olabiliriz ama biz... siz bir yönündesiniz. Evet. Oysa ki diğerleri de. Bir de yani mesela hiç başlamadı, başlaması lazım. Toplantılar serisi olmalı. Belki bütün bu taraflar bir araya gelmeli. Özellikle halk temsilcileri, yerel yönetimler ne düşünüyorlar? Yani bununla ilgili masalar yer yer yapılıyor. Yer yer yapılıyor ama çok, yani bu dediğiniz rakamları düşünebiliyor musunuz? 500 milyar dolarlık bir kentsel dönüşüm ve bu yapılacak. Yapılmak zorunda. Yani Türkiye, evet, İstanbul'un çok ciddi bir sorunu var ve araştırmalar ortaya çıkarttı ki gerçekten de şu anda çok güvensiz evlerde oturuyor herkes. Yani %65 deniliyor. %65. Tabii. Yani %65. Yani belki deprem olsa, Allah göstermesin, yine de şey yıkılsa belki can olmayacak, daha azdır yani can gitme, yani can kaybı olan, ama bir yandan can kaybı, yani şimdi biz nasıl söz verebiliriz Şelal Hanım, ben 40 sene 45 sene önce hazır betonun olmadığı, nervürlü demirin olmadığı deprem şartnamesinin bugünkü kadar ağırlığı olmadığı, kontrolün bu şekilde olamadığı konutların tam anlamıyla büyük depreme hazır olduğunu, yani bunu söylemek için evet. Yani bu gerçekten inandırıcı. Şey dedi ya, yani deniz kumu kullanmış olabilirim çünkü kullanmayan yoktu ki o ya, yıllarda. Şimdi Ağoğlu'nun oradaki şeyi gerçekten cesurca, samimi anlamda bir gerçeği ifade etti, afişe etti. Evet. Kral çıplak dedi. Evet. İnsanlar dediler ki neden sen kral çıplak diyorsun? Ya yok yani Türkiye'nin dön 50 sene öncesine. O gün yapılmış konutlar var. Yani şimdi 50 senede İnsanlar ne hale geliyor? Bir malzeme, bir buzdolabını 50 senelik buzdolabı kullanabilir misin? Kullanamam. Yani birçok şey yorgunlaşıyor ve problem oluşturabiliyor. Siz şimdi buna güvenerek bu sağlamdır diyemezsiniz yani. Evet. Onun için her açıdan bu çok hayati bir şey ve aslında bakanlığın şu anda çıkardığı şey şu son 3/2 şeyi, 3/2'nin onayın alınarak yapılabilmesi ve daha sonra diğer farklı yaptırımların olması gerçekten zekice, akıllıca yapılan bir şey ama bence eksik. Çünkü olayın bir başka boyutu daha var. Türkiye'nin önemli bir cari açık sorunu var. Bu cari açık sorunu kolay kolay çözecek bir sorun değil ve bunun en önemli miktarını enerji yapıyor. Enerjinin en önemli şeyi de karbon salınımının ve enerjinin en çok harcandığı yerlerin %65'i de konutlardan oluyor. Şimdi burada bizim Avrupa'nın yeni yeni yapmaya başladığı akıllı evler veya sürdürülebilirlik kavramını bizim 500 milyar dolarlık madem şeyimiz var, bunu 520 milyar dolara çıkartalım. Birazcık daha arttıralım ama hem enerji tasarrufunu konutların içerisinden yapabilelim, hem daha temiz bir çevreyle karşılaşıp çocuklarımıza miras bırakabiliriz. Herhalde en önemli konu bunun da gündeme geliyor ve tartışılıyor olması lazım. Yani kesinlikle. Zorunluluk haline getiriliyor olması lazım. Şimdi bakın aklıma mantolama geldi. Mantolama şu anda mecburiyet haline geldi mi, geliyor mu? Hemen hemen mecbur anlamda. Şimdi eğer mantolama yapmazsanız çok fazla izolasyon şeyi yap. Tabii ki yani mecbursa. Sonunda herkes kazançlı çıkacak. Çünkü verdiğin yakıt azalacak. Evin daha çok ısısını koruyacak. Ama bu yıllarca yapılmadı. Yapılmadı. Evet. Yapılması için yani işte o mekanizma devreye sokulmadı. Mecburiyet yoktu. Dolayısıyla insanlar bunu yaptırmadılar. Devlet kanun koyucu olarak kuralları sıkı sıkıya çizecek ama kuralları koyması da yeterli değil. Bir de bunu denetleyecek, yaptırım olacak. Evet. Eğer o kanunu koyup o kanunu uyanlara denetlemezseniz, uymayanla uymayan aynı sepete koyarsanız, o zaman haksız rekabet oluşur. Çünkü bu fayda, yani bu enerji tasarrufu faydası kısa vadede değil uzun vadede geri dönüşümü olan bir şey. Yani Türkiye'nin bir yatırım yapıyorsunuz diyelim ki 10 sene sonra 15 sene sonra dönüyor. Ben geçen gün İsveç'teydim. Şimdi İsveç'te öyle bir sistem kurulmuş ki çöplerden bütün İsveç'in elektrik
ve doğalgaz ihtiyacını oradan karşılıyorlar. Hatta yetmiyor İsveç'in çöpleri, dışarıdan çöp satın alıyorlar komşu ülkelerden. Şimdi bu 10 senede 15 senede dönüşüyor oluyor. Ama düşünebiliyor musunuz? Yani çöplerden hem çok çevreci hem maliyeti düşürebilen unsurlar. Yani tabii, bizim buna ihtiyacımız var. Yani tabii, Türkiye olarak bu kadar zengin İsveç'te bir ülke değiliz. Herhalde çöplerin ayrıştırılması konusu çoktan çözümlenmiş değil mi? Tabii evlerden ki. Çıkarken çöpler hazır evet. bir vaziyette. Ama bu Türkiye'de de oluyor. Mesela şimdi bizim sitelerimizde bu şekilde bir bilinç var. Yani insanlar bunu belediyeler de artık teşvik ediyorlar. Belediyelerle belirli bir anlaşma site yönetimlerini biz yaptığımız zaman site yönetimlerinde siz bunları ayrıştırabiliyorsunuz. Yani çöpler ayrıştırılabiliyor. Şimdi yeni o yapılan sitelerde evet. siz ediyorsunuz. Yani İstanbul'un genelinde böyle geneli bir şey. Değil. Çünkü bizim sitelerde genelde satın alanların %85'i üniversite mezunu ilk 15'e gelebilen biraz daha Türkiye'nin Avrupa standardını yakalamış profil var. Yani dolayısıyla genelde. O zaten buna meyilli oluyor, istekli meyilli, oluyor. Evet. O çöpü ayrıştırmak zaten istiyor. Evet. O bilinçte olmuş oluyor. Evet, aynen öyle. Yani. Mesela Fikirtepe var, orası dönüşmeye başladı. Evet. Ama bir taraftan da şey var, kanunda bir değişiklik oldu değil mi? Orada bir bu... Müteahhitlerde bir hayal kırıklığı yaşattı mı? Yükseklik bir öyleydi, bir böyle oldu, değişti. Hoş baştan da yanlıştı tabii ki şu silüet bozulma meselesi. Evet. Hakikaten baştan bunu bir müteahhit olarak yani o silüetin bozulacağını düşünüp, ki düşünmen lazım, önüne geliyor herhalde. Birçok boyutlu o projeyi görüyorsunuz değil mi? Mesela bazı ülkelerde şöyle oluyor, ben isterseniz sorunuzu anladım. Şöyle söyleyeyim, yani bazı ülkelerde siz proje yapmak istediğinizde, diyelim ki Rusya'ya gittiğinizde, şehrin koca bir maketi var. Orada belirli bir komite var. Siz o şehrin maketini o ölçekte şeyi koyuyorsunuz, yapmak istediğinizi. Yani şöyle sınırlandırma yok. Sağa çek, sola çek, bilmem bir şey. Şu yok. Siz o şeyi koyuyorsunuz oraya makete. Oradaki komite bunun uygun olup olmadığını, silüeti bozup bozmadığını belirli açılardan bakarak karar veriyor. Ne kadar güzel bir yöntem. Yani bunu Rusya yapıyor. Bizden ne ekonomi olarak ne sosyal olarak ileride bir ülke. İnanılmaz. Değil. Zaten Rusya'da bir projeye başlamak çok zor. Onu geçenlerde bir başka konuğumla sohbet ederken anlamıştım. Ama ben de şimdi İsveç'teyim. İsveç'te de mesela bakın bazı zorluklar da var işte. Mesela İsveç'te de siz isteseniz de şu anda konut satın alamıyorsunuz. İnanılmaz düşük bir arz şeyi var. Kiralamak istediğinizde 5-6 sene bekliyorsunuz. Yeni bir vatandaş olmak istediğinizde sıralamaya koyuyorlar. 5 sene 6 sene kiralamak için bekliyorsunuz. Daire almak istediğinizde işte o sıralamayla emlakçı açık arttırma falan yapıyor. Yani hiç arz yeteri derecede yok. Niye üretmiyorlar arz? İşte üretmek çok zor. Üretmek zor. Yani üretmek zor. Türkiye'de de çok büyük bir serbestiyet var. Müthiş bir rekabet var. Evet. Fiyatlar bu sizi korkutmuyor mu? Yani mesela beni bazen çok korkutuyor. Diyorum ki Allah'ım yarabbim bu kadar çok konut ne olacak? Bir taraftan inanılmaz konut yapılıyor. Bir taraftan daha yıkılmasını beklediğimiz asıl yıkılması gereken konutlar var depremden dolayı. Daha onlar yıkılmıyorken inanılmaz konutlar evet. da yapılıyor. Mesela siz bir böyle bir... Problem şurada. Hemen hemen sizin gazetelerde gördüğünüz bütün konutlar belirli bir hedef kitleye satılıyor. Orada da sorun yok diyorsun. Yok orada satabiliyorsunuz ama orada rekabet var ve orada fiyatlar daha şey yapıyor, kar marjı düş. Ama şimdi piramidin bir de sivri bir ucu var. Türkiye'nin asıl konut alması gereken deprem kuşağının içerisinde olan ki deprem kuşağının içerisinde şehrin merkezi yanlarında olanları demiyorum. Bir de Türkiye'nin yani süliyet konusu Türkiye'de herkesi rahatsız ediyor ama bütün etrafındaki gece konuda kimseyi rahatsız etmiyor. Ben bunu da anlamıyorum. Yani artık bizim gözümüz körleşmiş bunları göremiyoruz. Başka şeyler yani... İki yanlış bir doğru etmez ama onların da gözükmesi gerekiyor. Evet yani o gece kondular da tabii ki. Yani, ama bir yandan da bakıldığında Türkiye'nin nüfusu genç. Ama şimdi neden rahatsız etmiyordur belki biliyor musunuz? Sözünüzü kestim. Şimdi o gece kondular bir şekilde böyle ağaçlarla vesaire tek katlı iki katlı en fazla üç kat yapabiliyorlar. Değil mi? Evet apartman ama olalım olalım. Felaket. Ama sonra birdenbire orada gökdelenler çıkmaya başlayınca tabii o zaman... Ben gece demiyorum. Bakın ben şöyle demiyorum. Hani süliyet önemsiz demiyorum. Süliyet çok önemli. Biz çünkü sıradan bir topraktan içerisinde değiliz. Daha yeni kazı yapıldı. 7-8 bin yıllık eski bilmem neolitik döneme ait İstanbul'un tarihini yeniden yazılabileceğini söyleyen
arkeolojik kazı var. Üç tane imparatorla bilinen başkentlik yapmış. Bütün dünyanın hayranlıkla izlediği, biz ne kadar hepimiz ne kadar bozmaya çalışırsak da bozalım, doğal güzelliğin olmadı zaten şu anda, zaten bakarak da ilham alıyorum, evet, yani şu anda manzaraya. Bir şehirde, bir ülkede yaşıyoruz. Yani burada tabii ki biz birçok şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sadece bu toprağındaki yaşayan insanlara ait değil. Yani bu binlerce yıllık bu medeniyeti oluşturmuş insanlara ve bu dünyadaki yaşayan birçok insanın hakkı olan bir yerdeyiz biz. Şimdi bunu, bu güzel sözleri bir inşaat şirketinin sahibinden duymak gerçekten çok güzel sevgili izleyiciler. Çünkü hakikaten çevre, tarih hassasiyeti çok önemli. Hele de böyle güzel bir şehirde inşaat yapıyorken diyorum. Evet. Kısa bir ara veriyoruz. Sevgili izleyiciler, bizden ayrılmayın. Bu sohbete devam edeceğiz. TTNet'le devam edecek. Vodafone Red sunar. Karşınızda Sony Xperia Z1. Smartwatch saatiyle birlikte Red Elite tarifenize ek, ayda sadece 35 liraya. Üstelik 2 kat hızlı internetiyle Vodafone'da. Kahvenizi nasıl alırsınız? Sade? Orta? Şekerli? Peki evinizi nerede alırsınız? Maslak? Ataşehir? Basın Ekspres, Bakırköy, Büyük Ağaoğlu kampanyası başladı ve dev şehir parkının yanında eşsiz deniz manzarasıyla benzersiz proje Bakırköy 46. Tüm bu Ağaoğlu projelerinde %2 peşin ve 36 ay 0 faize kadar hangisini seçsem diyeceğiniz ödeme kolaylıkları. Bir kahveye bekleriz. Ağaoğlu, yaşam mimarı. 444-6-777. Bellona'dan evini döşeyen herkes 1200 lira değerinde hediye kazanıyor. Ayrıca %30'a varan indirimlerle evlerinde şıklığa, modaya, rahatlığa yer açıyor. World'e özel peşin fiyatına 12 taksit. Şimdi alın, Nisan 2014'te ödemeye başlayın. İyi ki ona rastladım. Ülker'den yepyeni bir lezzet. Saklıköy. Tam buğdaylar taş değirmende ürküldü, özenle pişirildi. Eşsiz bir davet, saklı lezzeti, Ülker Saklıköy'de keşfet. Çok güzel, ben beğendim. Ben de beğendim. Beğeninizi biz bu evde 2 sene boyunca oturacağımıza söz versek. Çok güzel. Siz de bizden ilk 5 ay hiç kira almasanız. Olur mu? Olur olur. Olur olur. Olur hem de ne güzel olur. Olur olur. Canım olur mu? Nerede görülmüş? Kim yapar böyle bir şey? TTNet. Şimdi TTNet'e 2 yıl abonelik sözü veren herkese ilk 5 ay internet bedava. Evet. Şimdi TTNet'li olmak isteyen tüm yeni müşterilerin bir sözüne ilk 5 ay internet bedava. Bu fırsat kaçmaz. Siz de kampanyadan yararlanmak için hemen TTNet satış noktalarına gelin. 1. Malı alırken kazanacaksın. Sonra zaten satarken kazanırsın. 2. Şak diye peşin alacaksın. Ama öderken böyle hamur gibi yayacaksın. İster esnaf ol, ister işletme ol, ister kobi ol, fark etmez. İşin kaidesi, kuralı bu. Kartı da bu. Siftah Kart Türkiye Finans'tan, kazanmak sizden. TTNet'le devam ediyor. İşte Hayat'ta Dumankaya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya ile sohbetimize devam ediyoruz. Bütün inşaat projelerinde en büyük hassasiyetimiz hatta şirket olarak tarihe, çevreye, dokuya duyarlılık diyorsunuz. Gerçekten bunu ne kadar başarıyorsunuz proje yaparken? Tabii ben bunları söylerken belki de dinleyiciler diyor ki ya icraata bak, evet, diye diyorlar, şey yapıyorlar. Biz elimizden geldiğince yapmaya, yani aklımızın, kültürümüzün, bakış açımızın yeterli olduğu derecede yapmaya çalışıyoruz. Geniş kadrolar barındırıyoruz. Biz mesela satıştan satış sonrası, teslim sonrasına kadar, teslim sonrasındaki site yönetimlerine kadar birçok kadro, yani birçok firmada olmayan eleman kadar biz de teslim sonrasında
personel oluyor. Çünkü ha, yaptım bitti değil. Sonra yapamazsınız çünkü evet. Bu sektörde o zaman uzun vadeli olamazsınız. İnsanların memnuniyetini kazanmak zorunda, onların kalplerini kazanmak zorunda. Her geçen gün ne kadar zor olsa da onların kalplerini kazanmak zorundasınız. Bir yandan da bizim misyonumuz kente kimlik katan yaşam alanları kazandırmak. Yani biz ne kadar önemli bir şehirde olduğumuzu ve insanların gelişen bir ekonomi içerisinde, gelişen insanların içerisinde olduğumuzu, bugün insanların memnun olduğunu, yarın memnun olamayacağını, bugün gözüne hoş gelen bir projenin ki bunu toprağın altına gömmüyorsun yani bu devamlı şehrin içerisinde bir heykel gibi duruyor. Tabii. Sürekli sizi anlatıyor. O gün beğenenler tabii. Yarın sizi eleştirebilirler. Tabii. Onun için biz evrensel bir şeyler yapmamız gerekiyor ki, tüketilemeyen bir şey yapmamız gerekiyor ki popüler olmaması gerekiyor. Daha doğrusu popülist olmaması gerekiyor. Yarın tüketilmemesi gerekiyor ki insanlar eleştiri boyutlarını sana yapmasın. Sen ileride tekrardan kendini anlatıp tüketicinin karşısına çıktığında senin o geçmişteki projene bakıp seni eleştirmesin. Ben o günü geçmişte kurtarabilirim. Bu bazen devletin yapmış olduğu bazı projelerde oluyor. Mesela TOKİ'nin yapmış olduğu bir zamanki projeler ki şu anda değiştiriyor. Emlak Gayrimenkul çok enteresan, çok güzel. Bizim çalıştığımız mimarlarla çalışmaya başladılar. Yaptığı projeler ya her şehirde aynı proje. O şehrin iklimine, hiç, coğrafyasına evet. Şey yapılmadan evet, insanların sadece barınma ihtiyacını karşılayan. Evet. Peki halbuki bu insanlar... Halbuki TOKİ'nin kötü bir reklamı oluyor. Yani. Hayır, bu insanlar o senesinden memnun olabilir. 5 evet. Sene sonra da memnun olabilir. Ama 15 sene sonra tekrardan kentsel dönüşüme tabi olabilecek konutları yapıyor olabilirsiniz. Mantığında. Bizimki de aynı şekilde. Yani biz de ileride bizi insanlar eleştirmesin ve gerçekten bu şehirde katkı yapabilecek projenin içerisinde olun. Bir de bizim de mutlu ve memnun olmamız gerekiyor. Yani ben işi yaptığımda onun karşısından geçerken böyle gözümü kaçırıp da ben bunu görmeyeyim, ne kadar da şuralar kötü olmuş demeyeyim diye de çalışıyoruz. Her geçen gün daha da gelişiyoruz. Ben zaten Türkiye'deki projelerde Türk mimarlarına çok inanıyorum. Müthiş mimarlar var. Çok kaliteli mimarlar var. Onlar da patladı aslında. Evet. Değil mi? Ben yabancı yapılmasını çok fazla istemiyorum. Çünkü yani sonuçta biz yurt dışına gittiğimizde bir Arap ülkesinde bunu işte ben Fransız yaptı. Yani bu sizde bir bilinç altında farklı bir nokta oluşturuyor. Evet. Yani burada çok iyi yapabilen mimarlar varken buranın landmark olabilecek bunu derken ben de İngilizce kelime kullanıyorum şu anda. Simgesi olabilecek evet. Projeleri bizim çok değerli olan mimarlarımıza yaptırtabiliriz. Özel yarışmalarla yaptırtabiliriz. Çok farklı noktalara getirtebiliriz ülkemizi. Ve geliyor da. Bir şey söyleyeceğim. Yani bu söylediklerinizin hiçbiri, biraz önce de söyledim, Laz Müteahhit ile uyuşmuyor. Yani Laz Müteahhit evet. Algısıyla diyeyim. Değil mi? Yani mimar bir mimarla çalışmak, mimara para vermek, hani danışmanlık ücreti de her zaman çok tabii. Fazla gelir ya insanlara. Onun gibi gerçekten büyük bir anlayışta değişiklik var. Siz biraz önce çok güzel bir ifade kullanmıştınız arada sohbet ederken. Konutlar ya da projeler çok maço değil, maçoydu, feminen mi? Evet, nasıl yorumluyorsunuz? Aslında bunu? Bizim yani gayrimenkul geliştirdiği müteahhitlerin genel olarak anlamı hani demiri taşıyan bir resim olarak, bir barete olan, işte çizmesi olan, sert, görünümlü, böyle hani erkekler gözükür. Yani bizim işimiz. Ama artık gelişen toplumda artık gayrimenkul geliştiricileri maço değil, feminen olması gerekiyor. Daha kadınsı olması gerekiyor. Daha duyarlı olması gerekiyor. Müşterinin ihtiyacını önceden keşfedip ona bu şekilde hizmet verebilecek noktaya gelmesi gerekiyor. Yani bizim artık onu söylüyoruz. Demiri İyi bükenden öte demir iyi bükmek zaten gerekiyor. Müşteri karşısında bükülebilen firmalı olmamız gerekiyor. Biz sadece ürünü değil, hizmeti teknolojiyle müşterinin karşısında değer olarak vermeyi biz vizyon olarak koyduk. Gayrimenkulün geleceği de aslında böyle olması gerektiğini gösteriyor. Ve böyle de olacak. Yani hizmetle teknoloji bağdaşacak ve müşteriye bir değer olarak sunacak. Zaten yüzme havuzu olmayan, sosyal tesis olmayan, mimarisi dikkat edilmemiş olan, iç mimarisi düşünülmemiş olan proje zaten eleniyor zaten değil mi? Yani onda zaten eleniyor ama evet. Ama sizin seçme sebebiniz ne? Yani bunlar da olacak ve müşteriye çok iyi hizmet verebileceksin ki sizin bir sorunuz olduğunuzda, en ufak bir sorunuz olduğunda sizin yanınızda olacak. Belki sizin yaşamımızın bazı bölümlerini değiştirebilecek, ufuk verebilecek tarzda olabilecek. Çünkü günümüzün insanı egosu çok yüksek, yani bunu hepimiz açısından, bireyselliğe çok fazla önem veriyor
kendine ve çocuklarına çok önem veriyor. Yani biz artık bir sosyolog gibiyiz. Bir pazarlama mantığını bilmemiz gerekiyor. Yani ben statik projeye bakarken de bahsedebilmem gerekiyor ama asıl bilmem gereken nokta bu tarihçede. Ben devamlı pazarlama kitapları okuyorum. Hayır, bir de insanı okuyorum. Mı okuyorsunuz? İnsanın değişiminden bahsediyorsunuz. Müthiş bir değişim var. Özellikle Türkiye'de evet. Çok büyük bir değişim var. Yani insanlar çok hızlı değişiyor. Yani artık insanlar 18 yaşında evlenmiyor. İnsanlar 30 yaşına kadar evleniyor. Bayanlar tam anlamıyla iş hayatının içerisinde. İnsanlar boşanmak çok boşanmalar arttı. Daha fazla yaşlanılıyor. Yani tek başına yaşayan anneler, çocukları, babalar, çocukları, evet. Aile şekilleri de değişmeye değişiyor. Başladı. Mesela yaşlı bakımı Türkiye yani Avrupa'nın sorunu olan bir takım sorunlar. Biz bunları düşünüyoruz. Yani sağlıkla ilgili ne yapabiliriz? Sağlıkla, mobil sağlıkla ne yapabiliriz? İnsanların mesela annesine babasına bakabileceği veyahut da şöyle düşünüyoruz. Çift kapılı evler yapabilir miyiz? Yani anne ve babanın ayrı girdiği, beraber yaşadıklarını istedikleri zaman kapıyı kapatıp bu tarz şeyler yapabiliriz. Bunlar üzerine... Yani siz bunları da düşünüp bunlara özel projeler yapıyoruz, yapmak zorundayız. Evet, rekabette evet. Ayrışabilmek için bunları yapmak zorundayız. Yani başka bizim şey işimiz öyle gördükleri kadar... Ya işte yapıyor da çok da kazanıyor gibi değil. Değil. Müthiş bir rekabet var. Çok ciddi düşünmen gerekiyor. Ciddi stratejiler yapman gerekiyor. Öncelik sıralamaları bulman gerekiyor. Zemin kaygan değişiyor devamlı. Peki bir şey soracağım Uğur Bey. Her zaman inşaat sektörü gösterge olmuştur. Ekonominin nasıl evet. gittiğiyle alakalı. Şimdi son zamanlarda böyle bir arz fazlası var hissiyatı var. Ondan sonra inşaat şirketlerinden bazıları sözlerini yerine getiremediği için zor durumda kaldılar. Tabii bu diğer şirketlerin durumu ne olacak diye evet. halkta da bir kuşku, güvensizlik yaratabilir. Siz içeriden bir fotoğrafı anlatır mısınız? Siz ne görüyorsunuz? Yani bu iş bir yerde patlayabilir mi? Yoksa daha gidecek çok yolu var mı? Yani şöyle bir şey var. Aslında bu işin ortasını bulmamız gerekiyor. Yani gayrimenkul geliştiriciliği çok önemli. Türkiye'de 150 bine yakın firma olduğu söyleniyor. Şimdi yani bir eczacı olmak için 4 sene üniversite bitiriyorsunuz. Bir berber olmak için berber kalfalığı gerekiyor. Birçok faktörde çok ciddi eğitimlerden geçmeniz gerekiyor. Ama Türkiye'de bir müteahhit olmak için herhangi bir yani insanlardan kriter para toplayıp şey yapabilmek için bir herhangi bir kriter yok. Veyahut da siz bir mimarsınız. Üniversiteden mezun olur olmaz siz gökdelene de imza atabiliyorsunuz. Yani burada bir kriter yok. Yani siz gidip de veyahut da bir mühendissiniz onun statiğine imza atabiliyorsunuz. Evet. Yani yeni bir okuldan mezun olan bir kişi atabiliyor. Şimdi bunların her birinin kriterinin belli olması gerekiyor. Şimdi yani bu işe yıllarını vermiş, bunca yıl teslim etmiş ve yapılmış olan firmalarla yeni girenlerin karşılaştırması gerekiyor. Ve bunların içindeki... standartlar yani kalifiye edilmesi gerekiyor. Yani bu bütün dünyada böyle, burada da böyle olması gerekiyor. 150 bin firma olmaz. Yani değil. Almanya'da 40-50 firma var. Yani ekonomisi bizim 4-5 katı büyüttüğümüzde. Bir Türkiye'de 40-50 olsun ben demiyorum. Yani gidip de şey olsun demiyorum ama yani bunları yani şimdi iyi ile kötü ayrışıp Türkiye'de zaten önemli problemlerden biri bu. Türkiye performans ölçmüyor. Yani Allah-u Teala bile yani bile derken cennet cehennem kavramını koymuş ve cennet cehennemi de 7'şer katlara bölmüş. Yani senin ameline göre performansını ölçümlerken Türkiye'de ne şirketler, ne insanlar, ne şey liyakate dayalı değil. Evet. Daha farklı şeylere dayalı. Aslında ben Türkiye'de bizim bu şekilde olmamızı devlet herkese aynı şekilde güvenmiyor. Vergi alırken de güvenmiyor, herkes aynı şekilde şey yaparken de birçok konuda bu şekilde oluyor. Aslında bizim devletimiz artık yavaş yavaş biz gelişmiş ülke ekonomisine doğru gidiyorsak artık performans kriterli olması gerek. Burada biz de performansımız neyse buna göre olması gerek. Ben halktan para toplayabilme hakkım varsa, geçmişte olan şeyim varsa buna göre olması gerek. Yeni giren de bu şekilde olması. Şimdi yani devlet bir şerif gibi yukarıda bekliyor ve çok vahşi bir sistem var. İnanılmaz özgür bir sistem var. Herkes birbirini her türlü şey piyasada ne olursa oluyor. Ondan sonra bir problem olursa sadece ayırmak için veya bir şey ve giriyor ve şöyle yapıyor. İyi ile kötüyü de ayrıştırmıyor. Herkes için aynı kanunu koyuyor. Ya hani bu işi düzgün yapan da şey yapanı ayrıştırın. İşte onun için bu noktada her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de çürük elmalar oluşabiliyor. Yani verilen söz yerine getirilemiyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben şimdi önümüzdeki hafta Dubai'ye gideceğim. Büyük bir fuar var. Körfez şeyleriyle. Körfez'de Cityscape fuarı var.
ve birçok meslektaşımıza gidecek. Dubai 2008 krizinde müthiş bir gayrimenkul yükselişi vardı. Orada inanılmaz bir arz fazlası vardı. Boyutunun belki 100 katı, belki de 50 katı. İstanbul'da öyle bir şey yok. Ve orada birçok firma projelerini 1 sene, 2 sene, 3 sene geç verdi ve batanlar oldu. Bakın Türkiye'de 2008 krizi olmasına rağmen ben markalı üreticiler ve benim çok değerli meslektaşlarım açısından söylüyorum. Hemen hemen hiç kimse geç teslim etmedi. Böyle bir batma öyküsü de. Yok var. Var. Birkaç tane var ama asıl markalı ve bu işe şeyini vermiş bizden daha değerli, çok daha değerli olan meslektaşlarım var. Ve bizim gibi şeyler var. Yani bunlar baktığında hepsi vaktine verdi. Hatta bizim sektörde erken verebilmek üzere bir moda var. Yani 2 ay, 4 ay, 6 ay gibi erken verilebiliyor. Şimdi ama burada devletin yani erken vereni alnından öpmüyor. Şey geç vereni de cezalandırmıyor. Ya Allah Teala cennet cehennem vermiş. Onları katlara ayırmış. Yani sen bu noktada sektör bunu sektörün bir derneği var. Bir araya geliyorsunuz. Gioder var. Evet, bunlar dile getirilmiyor mu? Getiriyor ve bununla ilgili bir çalışma olacak ama benim korkum şu. Yine baltayı alıp yani hem iyi yapanla kötü yapanın değil tam ortadan hepimizin aynı şekilde olmaması gerekiyor. Yani peki burada bu yılı bir değerlendirir misiniz? Nasıl büyüyecek sektör? Siz ne kadar büyüyeceksiniz? Bu yıl zaten Türkiye ekonomisinin büyümesinin bir katı oranında büyüdü. Yani %7'yi 6.7 civarında büyüdü son çeyrekte. Aslında geçmiş sene biraz daha düşük büyümüştü Türkiye ekonomisinden. Onun kaybettiklerini aldı. Bu sene fena gitmiyor. Bizim açımızdan Eylül ayı çok iyi geçti. Hatta yılın en iyi ayıydı. Gerçekten. Evet. Ve yurt dışı satışların çok önemli katkısı oldu. Bu mütekabiliyet kanununun ciddi anlamda Yabancılar daha çok evet, geldi. Evet. Bizim normalde %2, %3 oranlarındaki olan satışlarımız yabancıların payı. Çünkü biz İstanbul satıyoruz. Yani tabii. Eğer Ege'de satsaydık çok daha farklı olurdu. %10'lara çıktı. Bu ay %45-50'lere çıktı. O çok ciddiye çıkmış. Yani gerçekten Türkiye büyük bir tarafa. Gezi olaylarında Haziran ayında geçici de olsa satışlar ciddi anlamda düştü ve biz de tabii ondan çekinip biraz bütçelerimizi, geri kalan bütçelerimizi biraz daha kısıntıya uğrattık ama şimdi iyi gidiyor. Türkiye çok büyük potansiyeli var. Yani Türkiye gayrimenkul piyasası açısından da birçok açıdan da inanılmaz büyük bir potansiyel. Yeter ki siyasal istikrarını koruyabilsin. Koruyabilsin, evet. Onu koruyabilirse ekonomik istikrarını da korur ve bizim ülkemiz gelişmiş ülke ekonomi, ilk 10 gelişmiş ülke ekonomisine belki de yani 2023'ten de önce varabileceğine ben inanıyorum. Evet. Çok büyük bir potansiyelimiz var çünkü. Siz mesela şu anda kaç proje birden yapıyorsunuz? Aynı anda kaç proje yapma kabiliyetiniz var? Biz şu an 12-14 proje bir anda yapabiliyoruz. Yapabiliyorsunuz ve hepsi İstanbul'da. Hepsi İstanbul'da tabii. Biz İstanbul'dayız. Yaparken satıyor musunuz? Yapmadan tabii. Önce mi? Maketten satış. Tabii maketten de satıyoruz. Başlangıçta önce ön lansman var. Sonra yani bizim sadık müşterimizi çağırıyoruz. Onlarla ilgili yapıyoruz. Sonra lansman zamanı var. Lansmanla beraber birkaç ay sonra inşaat başlıyor. Genelde inşaatlar satışlar %20, %30 önden gider. Yani evet. Satış %50'de ise inşaat %20'dedir. O şekilde. Siz ne kadar büyüyorsunuz bu yıl? Biz bu yıl hemen hemen %40-45 büyümeyi hedefliyoruz. Ciddi bir büyüme. Tabii geçen yıl ne kadar büyümüştünüz? Geçen yılda %30 büyüdük. Zaten biz bu sene Fortune 500 ve Capital 500'de Fortune 500'de ödül aldık. Türkiye'nin en çok büyüyen basamak, en hızlı en çok basamak kaydeden firması olduk. Çok tebrikler. Sağ olun. Gerçekten büyük. Yeni projeler önümüzdeki yıl. Tabii var her sene. Kentsel dönüşüme de hazırlık yapıyor musunuz? Sizin bu projeleriniz kentsel dönüşümde değildi. Bunlar değil ama kentsel dönüşüme de hazırlık yapıyoruz. Kentsel dönüşümde aslında değişik bir projemiz var bizim. Yani Dumankaya markasını daha ufak ölçekteki münferit apartman dairelerinde de kullanmak istiyoruz. Yani o tarz projede girmiş. O tarz projede küçük ölçekte müteahhitlerin girip o piyasayı tamamen kapatmalarından öte bizler de girip da farklı iş modelleri, iş planlarıyla beraber bazı değişik ortaklıklar kurarak o piyasada da olmak istiyoruz. Çünkü bizim çok güçlü satış sonrası, teslim sonrası, geliştirme mantığımız, markada her türlü şeyimiz var. O piyasada da şehrin merkezinde çok nitelikli ufak da olsa arsalar var. O arsalarda çünkü o tüketiciyi tanıyoruz, onlara hizmet verip
memnun edebilmek istiyoruz. Bir yandan da kentsel dönüşümde gerçekten o bölgeye de katkımız olacağına inanıyoruz inşallah. Çünkü iyi ve kaliteli mimarlarla da o ufak apartman şeylerini tanıştırmak istiyoruz. Bu çok güzel bir şey. Böylece sitenin dışında sizin varsa da... sizinkini de alabiliriz. Keşke olsaydı. çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Uğur Bey, bu güzel sohbet için. Sağ olun. Biraz daha inşaat şirketlerinin içinden fikir vermiş olduk. Evet. Çok mersi. Sevgili izleyiciler, Bir İşte Hayatın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşça kalın.